Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 18'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Çin'den gelen 3 milyon dozluk aşının test süreci devam ederken koronavirüs aşısı için randevu sistemi açıldı. Öncelik sağlık çalışanlarına verilirken aşı randevusu Alo 182 üzerinden verilmeye başlandı. Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı. Aşılardan rastgele alınan numuneler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarına sevk edilerek en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise Perşembe veya Cuma günü başlaması bekleniyor. 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Bilim kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının 4 aşamada yürütülmesi planlandı. Koronavirüs sürecinde Çin'den getirilen aşıların illere dağıtımına da başlandı. Düzce'ye gelen aşılar Sağlık Hayat Merkezi'nde bulunan depolarda koruma altına alındı. Çin'den getirilen koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere araçlara yüklenerek 81 ile gönderilmeye başlandı. Düzce'ye gönderilen aşılar Sağlık Hayat Merkezi'nde depolandı. Toplum Sağlığı Merkezi sorumlusu hekimi Doktor Zahide Nur Arman aşıların Düzce'ye geldiğini belirterek aşılarımız geldi, Toplum Sağlık Merkezi'nde korunaklı depolarda koruma altına alındı dedi. Aşılarımız geldi. Burada korunaklı depolarımızda saklanıyor. En kısa zamanda da onay geldikten sonra aşılamaya başlayacağız. Aşılamaya hem devlet hastaneleri, hem aile sağlığı merkezleri, hem de toplum sağlığı merkezi olarak biz katılacağız. MHRS sistemi üzerinden randevu sistemiyle çalışacağız. Randevu alındığı takdirde aşılama sistemi üzerinden aşılar yapılacak ve ikinci dozlar için tekrar yeni randevular oluşturulacak. Aşıların dağıtımının başlandığı ve ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacağına dikkat çeken İl Aşı ve Soğuk Zincir Sorumlusu Mehmet Peker, aşıların dağıtımı başladı, İlk olarak sağlık çalışanı arkadaşlarımıza uygulanacak dedi. Covid aşılarımız geldi. Covid aşılarımızı bu dolapta şu an muhafaza ediyoruz. Dolabımız 24 saat izlenen bir dolap. Sıcaklık düşüşlerinde ve yükselişlerinde genel merkezlerden bizi arayarak haber veriyorlar. Şu an dolabımızın derecesi 4.8 derecede. Bu aşılarda 2 ile 8 derece arasında saklanması gereken aşılardandır. Dolabımızda işte şey vardır. Anında sıcaklık, alt limit ve üst limit aşımlarına merkezden haber veren sistemle entegredir. Sistemimiz de genel uyduya bağlıdır. Her zaman sıcaklık kontrolü şey altındadır. Gözlem altındadır. Peki aşıların dağıtımı başladı mı? Aşıların dağıtımı başladı. Şu an bütün en ASM'lerden hastanelere kadar aşıları dağıtmaya başladık. Uygulama zamanında bakan bey açıkladığı zaman başlayacağız. Sevgili izleyenler, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin bugün düzenlediği basın toplantısında 19 Ocak tarihinde yapılacak kongrede il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin bugün düzenlenen basın toplantısında yeni dönem için yönetim kurulu listesinin ağırlıklı olarak kadın ve gençlerden oluşacağını belirtti. İl Başkanı Keskin kongre sürecine ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Düzce İl Kongremizi 19 Ocak Salı günü Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yoluyla katılımları ile pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. 81 ilde olduğu gibi Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın tensipleri ile kıymetli delegelerimizin oyları ile AK Parti Düzce İl Başkanlığına devam edeceğiz.
Göreve geldiğimiz 2019 Ocak ayı itibariyle değerli Düzceli hemşehrilerimizi, teşkilat mensuplarımızı kucaklayarak zorlu bir iki yıl geçirdik. Seçimler, sel felaketleri, ardından pandemi sürecinde hep halkımızın yanında olduk. Keskin kongrelerimiz yeni heyecanların katıldığı kadrolarımızı genişlettiğimiz süreçler olmuştur. Hazırladığımız il yönetimi listemizde gençlerimizin ve kadınlarımızın daha çok temsil edildiği, tecrübeli arkadaşlarımızın ve AK Parti Düzce teşkilatlarının hafızası olan ahde vefayı göreceğimiz bir yönetim anlayışını yansıtmaya çalışacağız diyerek sözlerini tamamladı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Haluk Demir yaptığı açıklamada Düzce'de yaşanan hava kirliliği ile ilgili yapılan çalışmaların tam bir komedi olduğunu söyleyerek belediyenin yeterli denetlemeyi ve çalışmayı yapmadığını ifade etti. Komikliklerini anlatacağım bu Düzce'deki hava kirliliğini. Şimdi başkan diyor ki hava kirliliğinin %35'i yakacak kömürden, kalitesiz kömürden kaynaklanıyor. Şimdi kalitesiz kömürden kaynaklanıyor. Onun için de lütfen diyor kaliteli kömür kullanın diyor. Ya sosyal yardımlaşma kurum vasıtasıyla bu kömürleri mücavir alan köylere dağıtan vali. Gideceksin ona şikayet edeceksin. Veyahut da şehirde satılan kömürleri denetleyen zabıta, onlara söyleyeceksin. Yani rica ile bu iş olur mu ya? 16.500 tane aile parsele kadar gelmiş doğalgaz. Bunları kullanmıyorlar. Rica ediyorum kömürden vazgeçsinler, onları bağlatsınlar diyor. Ya on binlerce aileye faizsiz kredi dağıttınız. Ya o insanlara da verin, hiç olmazsa o insanlar da evlerine bağlatsınlar. Bunun yetkisi veyahut da gücü sizin hükümetinizin elinde. Fabrika bacalarından zehirli gazlar çıkıyor. Rica ediyorum fabrika sahiplerine bacalarına filtre taksın diyor. Ya onları denetleyen vali, valiye git söyle taksınlar. Sonra sizin milletvekilleriniz iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışıyor Düzce'de. O fabrikalara işçi sokmak gerekiyorsa AKP'li milletvekillerinin haber olmadan girebiliyor musun o fabrikalara? Şimdi sen işçi soktuğun fabrikanın bacasındaki filtreyi nasıl denetleyeceksin? Şimdi mücavir köyleri geziyoruz. 10-15 bin arasında insan yaşıyorlardı. Adamlar diyor ki 10 senedir kalitesiz su kullanıyoruz. Kömür de bedava geliyor, kalitesiz kömür de kullanıyoruz. Şimdi kardeşim bu insanlara sormak lazım. Seçim zamanı %80'i iktidar partisine oy veriyor. Şimdi o köylere veyahut da orada oy kullanan insanlara soruyorum ya. Eğer siz zehirli havayı solumaya, kötü su kullanmaya devam ederken buna oylarınızla karşı çıkmazsanız, o atama gelen o milletvekilleri oturdukları koltuklardan kalkıp da sizin için parmaklarını kımıldatmazlar. Şimdi ilk iktidara geldiklerinde biz Düzce'nin, Türkiye'nin daha doğrusu zencileri izlemişlerdi. Şimdi artık zencileri falan değiller. Tamamen burjuvası oldular Türkiye'nin. Şimdi soruyorum, hava kirliliğinin zengin AKP'lileri öldürmez, fakirlerini öldürür, esnafı öldürür, sanatçıyı öldürür, işçiyi öldürür, memuru öldürür diye bir kalitesi, garantisi mi var? Sizler de ölüyorsunuz. Zengin AKP'lilere, burjuva AKP'lilere sesleniyorum. Bu şehirde yaşıyor sizin çocuklarınız. Belediye başkanı sizin emrinizde. Vali sizin emrinizde. Hükümet sizin emrinizde. Bürokrasi sizin emrinizde. Eğer siz bunlara baskı yapmazsanız hiçbir şeyi Düzce'de değiştiremezsiniz. Bu pis havayı solumaya devam ederiz. Sevgili izleyenler, dün akşam başlayan sağanak yağmur Bolu Dağı'nda gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ekipler D100 Karayolu'nda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam başlayan sağanak yağmur D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde zaman zaman etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücülere yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.
Kaynaşlı Yeşiltepe köyünde koronavirüs testleri pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarına uymayan iki hane önünde jandarma ekipleri nöbet tutmaya başladı. Kaynaşlı ilçesi Yeşiltepe köyünde 8 kişilik iki hanede yaşayanların yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarı çıkan ve köydeki diğer evlere giden 3 kişi tespit edilerek 10.407 lira para cezası uygulandı. Buna rağmen karantina kurallarına uymayan 2 hanenin önünde Kaynaşlı Kaymakamlığı Umumi Hıfzı Sıha Meclis kararı gereği 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar jandarma ekiplerinin nöbet tutması kararlaştırıldı. Kararın ardından jandarma ekipleri her iki hanenin önünde 24 saat boyunca nöbete başladı. Ayrıca filyasyon ekipleri pozitif vaka ve temasları sağlık yönünden takip edecek. Hane karantinası uygulanan ailelerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2020 yılında toplam 1471 olaya müdahale ederken 2054 vatandaşa da yangın sırasında neler yapılması gerektiği ile ilgili eğitim verildi. Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. İl genelinde 605 yangın, 83 trafik kazası, 5 boğulma vakası, 536 kentsel kurtarma, 27 su tahliyesi, 215 itfaiye olayları olmak üzere toplam 1471 olaya müdahale gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi'nin en önemli birimleri arasında yer alan İtfaiye Müdürlüğü 2020 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla da dikkat çekti. Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla verdi. Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında yaşanan deprem bölgelerinde de görev yaptı. Düzce İtfaiyesi deprem bölgelerindeki çalışmalarının yanı sıra Hendek'te meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada da görev yaptı ayrıca. Giresun'da meydana gelen sel felaketinde de görev alarak vatandaşlara yardımcı olan Düzce İtfaiyesi çevre itfaiyelerine de örnek oldu. Ve spor, 3. lig 4. grupta mücadele eden temsilcimizi Düzce Spor'un grubu, teknik direktör ve kulüp başkanı istifaları ile çalkalanıyor. Peş peşe gelen istifa ve ayrılık haberleri spor medyasında geniş yer buldu. Düzce Spor'un yer aldığı 3. lig 4. grupta istifa ve ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle maddi anlamda zorluk yaşayan kulüp başkanları bütçe anlamında küçülmeye gidiyor. Teknik heyet ve futbolcu giderlerini karşılayamayan kulüplerde yönetim ve teknik heyetlerin istifa haberleri ard arda medyada yer buluyor. Ligde 30 puanla 3. sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor ligin son haftasında evinde oynadıkları Kelkit Spor mücadelesi sonrası teknik isim Cüneyt Tiryaki ile yollarını ayırarak yerine Cem Kalçak getirildi. Bu ayrılıktan kısa bir zaman sonra kulüp başkanı Türkcan Coşkun menfaatlerin olduğu yerde olamazdım diyerek istifa ettiğini açıkladı. Ligde gösterdiği inişli çıkışlı performans grafiği ile ilk yarıyı 7. sırada kapatan 52 Ordu Spor'da futbolcu ayrılıkları sürüyor. Son olarak takım kaptanı Burçin Yüksel yönetimle karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Ligde bulunan diğer kulüplerin maddi anlamda yaşadıkları zorluklar sonucu gelen istifalar ve ayrılıklar Düzce Spor camiasında dikkatle takip ediliyor. Taraftarlardan spor yazarları kadar tüm spor camiası 3. lig 4. grupta istifalar ard ardına gelirken lig başladığından itibaren hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Düzce Spor için tüm kesimlerin destek vermesi gerektiğini dile getirdiler. Şampiyonluk için çıkılan yolda Düzce Spor'a desteklerin artması gerektiğini belirten spor yazarları olası bir durumda yönetimin ve Düzce Spor'un büyük sıkıntılarla karşılaşacağını belirttiler. Ara transfer dönemiyle birlikte kadrosuna yeni isimler katarak gücüne güç katmayı planlayan Düzce Spor yönetimi bu doğrultuda tüm Düzce Spor camiasının desteklerini bekliyor.
Evet, bültenimizin sonunda hemen hatırlatalım. Bu akşam saat 19'da Düzce Kulis programının konuğu Deva Partisi İl Başkanı Murat Caymaz olacak. Erol Tayhan ve Nevzat Cingirt'in birlikte hazırlayıp sundukları Düzce Kulis. Bu akşam saat 19'da kaçırmayın diyelim ve bizler ana haber bültenimizi burada noktalayalım. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi Oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.